Arkadaşlar, enerji konusunda bugüne kadar yaşanan en önemli gelişmelerden biri gerçekleşti. US scientists making a huge breakthrough. Advancement in fusion research and experimentation was made right here in the Bay Area. United States has announced a significant breakthrough in the quest for nuclear fusion. This is a major change. It's a scientific milestone. For the first time ever, that the fusion fuel stayed hot enough, dense enough, and round enough for long enough. Giant step towards a clean energy future without dependence on fossil fuels. ABD'li bilim insanları füzyon gücünün hayalini kurmaya bir adım daha yaklaştı. Artık gerçek bir füzyon enerjisi buluşumuz var. Dünyanın en güçlü lazeriyle laboratuvarda gerçekleştirilen bir nükleer füzyon deneyinde ilk kez verilen enerjiden daha fazlası elde edildi. Tüm bunlar iki anlama geliyor. 21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biriyle karşı karşıyayız. Bu bilimsel başarının teknolojik başarıya dönüşüp kullanılabilir hale gelmesi için daha yapılması gereken çok şey var. Fakat aynı zamanda artık geleceğe dair şu hayalleri kurarken bilimsel bir dayanağımız da var. Bir gün arabalarımız böyle bir gücü kullanan Mr. Fusion benzeri motorlarla çalışabilir. Hatta Iron Man'in göğsündeki ARC reaktörünü evlerimizde kullanmaya başlayabiliriz. Deniz suyuyla bile çalışan, yani neredeyse sınırsız bir enerji kaynağından söz ediyoruz. Üstelik çevreye yine neredeyse hiç zararı yok. Peki geçen hafta ne oldu da flash haberlerle, canlı yayınlarla, üst düzey yetkililerle filan anlatıldı? Neden böylesine büyük bir olay olarak kabul ediliyor? Gerçekten abartıldığı kadar var mı? If we had fusion, we could drop fossil fuels immediately and forever. Nedir bu nükleer füzyon? Neden önemli? Ne kadar güvenli? Ve ne zaman evlerimizdeki elektriği bu tür nükleer füzyon reaktörlerinden elde edeceğiz? Kısa bir aradan sonra tüm bu soruları ayrıntılı olarak konuşacağız. Videonun bu kısmında sponsor Camden'in güzel bir fırsatını duyuracağım. Dünyanın herhangi bir yerinde sayısız deneyim ve keşif için ilk adım İngilizce. Camden ise İngilizce öğrenmek için en pratik yöntem. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle istediğiniz konularda ve size uygun zamanlarda konuşarak İngilizce öğreniyorsunuz. Yeni bir yıla girerken yeni bir başlangıç yapabilmeniz için Cambly yılın son büyük kampanyasını düzenledi. Üstelik bu fırsattan daha iyi bir kariyere, daha iyi İngilizce konuşarak sahip olmak isteyen yetişkinler de, eğlenerek ve severek akıcı İngilizce konuşmaya başlamak isteyen çocuklar da faydalanabilir. Cambly ve 4-15 yaş arası çocuklara özel Cambly Kids'in %60 indirim fırsatından faydalanmak için bu kanalın abonelerine özel link ve indirim kodlarını açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için bundan daha iyi bir başlangıç zamanı olamaz. 5 Aralık 2022. Gece yarısı, sabaha karşı saat 1'de Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar dünyanın en güçlü lazerini ateşlediler. Bu laboratuvar zaten lazerleriyle ünlü. O kadar ki adını oluşturan kelimelerin baş harflerini lazer, lazer ve lazer diye söyleyenler bile var. İşte o 192 lazer ışınını küçük bir hidrojen yakıtı peletini zaplamak için kullandılar. Lazerler hedeflerini 2.05 megajül enerjiyle vurdu ve pelet kabaca 3.15 megajül enerji saldı. Yani 2 koyduk, 3 aldık. Bu çok önemli bir dönüm noktası. Füzyon bilimi alanında neredeyse 70 yıldan beri bu noktaya ulaşılmaya çalışılıyordu. Hatta öyle ki hiçbir zaman bunun gerçekleşmeyeceğini, öyle boşu boşuna uğraştıklarını söyleyenler de çok oldu. Fakat son yıllarda giderek artan bir şekilde dünyanın önemli noktalarındaki füzyon denemelerinde rekorlar kırılmaya başlandı birdenbire. Hatta bu konuda Çin'de gerçekleşen bir rekor vesilesiyle ben de konunun ne kadar önemli olduğuna dair bir video hazırlamıştım. İzleyenler, abone olanlar hatırlayacaktır. Ayrıca Avrupa'da kurulmakta olan dev bir reaktörden de söz etmiştim orada. Tüm bu gelişmeler sırasında da hep henüz verdiğimizden fazlasını alamıyoruz konusunu konuşup yakınmıştık. Evet, rekor üstüne rekorlar kırılıyor. Bakın, füzyon enerjisinin tarihçesini inceleyip rekor kelimesini ararsak ne çıkıyor karşımıza? İlk kez 1991'de rekor kırılmış, ardından 2020'lere kadar böyle tek tük gelişmeler var ama
sadece geçen yıl 2021'de 3 ve içinde bulunduğumuz 2022'de yine 3 tane rekor daha kırılmış. Tabii bunların hepsi de gelişmelere dair kırılan rekorlar, ilerlemeler. En son gerçekleşense nükleer füzyon yoluyla ilk net enerji üretimi. Peki nedir bu nükleer füzyon? Önce nükleerden başlayalım isterseniz. Çünkü nükleer reaktörlerle zaten enerji üretiliyor değil mi hali hazırda? Nükleer, nükleik kelimesinden geliyor. Çekirdek demek. Şu anda enerji üreten nükleer reaktörler atomun çekirdeğini parçalayarak enerji üretiyor. Bölerek enerji çıkartan bu işleme de nükleer füzyon deniliyor. Füzyon bunun tam tersi. Hafif çekirdekler birleştirilerek ağır bir çekirdek oluşturuluyor. Birleştirerek enerji çıkartan bir işlem bu. Nükleer füzyon da, füzyon da çok büyük birer güç kaynağı ama kontrolsüz güç, güç değildir derler ya, bunlar da bombaya dönüşme potansiyeline bile sahip. Eğer nükleer füzyonu kontrol edemezseniz atom bombası ya da Çernobil gibi facialara yol açabiliyor. Nükleer füzyon yoluyla da hidrojen bombası yapılabiliyor. Çünkü nükleer füzyonda hidrojen atomlarının çekirdekleri birleştiriliyor. Hidrojen evrendeki en yaygın şey. Milyarlarca yıldır tüm yıldızlarda hidrojen atomları birleşip helyuma dönüşüyor. Güneşimiz dahil. Bu işlem sonucunda meydana gelen ışıkla görüyoruz, ısıyla ısınıyoruz. Yeryüzündeki canlılığın kaynağı bu doğal nükleer füzyon reaktörü. Aynısını dünyada yapıp kontrol edebilirsek neredeyse sınırsız bir enerji kaynağına kavuşmuş olacağız. Çünkü böyle bir reaktörün yakıtı, yani girdisi, mesela deniz suyu olabilir. Çıktısıysa çok güçlü bir enerji. Üstelik sera gazı filan da çıkarmadığı için tertemiz, çevreye hiçbir zararı yok. O zaman niye hala nükleer füzyon gibi tehlikeli işlerle uğraşıyoruz? Nükleer füzyon reaktörü yapamıyor muyuz? Yapamıyoruz. 1960'lı yıllardan beri 50'den fazla ülkedeki binlerce bilim insanı bunu yapmaya çalışıyorlar zaten. Fakat bu çözmesi son derece karmaşık olan bir problem. Atomları bölmek, onları parçalayarak enerji üretmek nispeten kolay. Birleştirmek çok zor. Fizikle felsefe arasında bir ilişki kuracak olursak, atomlar da biz insanlar gibi diyebiliriz. Hepimiz birbirimize benziyoruz ama bizi çatıştırmak, öyle bölüp bölüp enerji elde etmek daha kolay ya. Benzerlikleri öne çıkarıp birleştirici olmak çok daha zor. Oysa bunun sonucunda ortaya çıkan enerji diğerinden daha yüksek. Atomlarda da, insanlarda da. İnsanlar birleşince sinerji, atomlar birleşince enerji ortaya çıkıyor. Hem de füzyon enerjisi. Şimdi şöyle düşünün. İki hidrojen atomunu birbiriyle kaynaştırmak ve onlardan bir helyum yaparak enerji çıkarmak istiyorsunuz. Hidrojen atomunun çekirdeğinde bir proton var, artı yüklü bir parçacık. Diğer hidrojen atomunda da aynı şekilde. Bunlar aynı pozitif yüke sahip oldukları için doğal olarak birbirlerini itiyorlar. Peki doğal olarak birbirini iten iki şeyi nasıl kaynaştıracağız? Bununla ilgili çok güzel bir benzetme yapılıyor. Bir topu bir dağın tepesine çıkarmak için ne yapmamız gerekir? Onu itmemiz gerekir, değil mi? Yani enerji harcamalıyız. Öyle bir tekmeyle topu zirveye kadar çıkaramayız. Siz onu ittikçe o doğal olarak geriye gelme eğiliminde olacaktır. Onun bu eğilimiyle mücadele etmek için belli bir miktardaki enerjiyi bir eşiğe kadar vermemiz gerekir. İşte siz enerjinizi o eşiğe ulaştırınca top da o zirveye çıkar ve sonrasında bir dönüşüm yaşanır. Dağın öbür tarafından aşağıya doğru gitmesi için artık pek bir şey yapmamıza gerek kalmaz. Hidrojen atomlarını birleştirmek için ısı veriliyor. Isınınca hareketleri hızlanıyor ve birbirlerine yaklaşmaya başlıyorlar. Ama yine de itme eğilimindeler, unutmayın. O yüzden daha fazla ısı veriyoruz. Biraz daha yaklaşıyorlar ama bir türlü birleşmiyorlar. İşte topun zirveye ulaşması için harcamamız gereken o eşik enerjisinde olduğu gibi burada da öyle bir sıcaklık var ki onu verdiğinizde artık atom çekirdeklerinin birleşmekten başka bir seçenekleri kalmıyor. O yüzden kırılan rekorlardan söz edip duruyoruz biz de. Güneşin sıcaklığından şu kadar kat fazla bir ısı şu kadar süre boyunca verildi ve yeni bir rekor daha kırıldı falan diyoruz, değil mi? Atomların çekirdeklerini birleştirecek kadar bir ısı verdiğinizde yeni bir güç ortaya çıkıyor. Tıpkı topu zirveye çıkardıktan sonra tepenin diğer tarafından aşağıya yönelmesi için bir şey yapmamıza pek de gerek kalmaması gibi.
O yeni ortaya çıkan güç, birleşen çekirdeği bir arada tutan doğanın en temel güçlerinden biri. Kütle çekimi gibi, elektromanyetizma gibi fizikteki temel kuvvetlerden biri. Güçlü etkileşim. Güneşte bu olay her an oluyor. İnanılmaz bir sıcaklık, kütle ve basınç sayesinde. İşte böyle bir şeyi dünyada cam bir silindirin içine yerleştirdikleri karabiber tanesi kadar küçük bir kapsülün içinde yaptılar. O kapsülün içine hidrojenleri doldurdular. Dünyanın en güçlü 192 lazer ışınıyla kapsüle nişan aldılar ve ateşlediler. Tüm bunlar ışığın 3 metre yol alabileceği kadar kısa bir sürede gerçekleşti ve ışığın saniyede 300 bin kilometre hızla ilerlediğini düşünecek olursak epeyce kısa bir sürede olayın olduğunu söyleyebiliriz. İşte o kadarlık bir anda, karabiber tanesi kadar bir alanda sıcaklık 100 milyon santigrat dereceye çıktı. Dünya atmosferinin 100 milyar katı kadar bir basınç oluşturuldu. Böylece kapsülün içe doğru patlayıp oradaki hidrojen atomlarının birleşmesi sağlandı. Daha önce yüzlerce kez yapıldığı gibi. Fakat 5 Aralık 2022'de yapılan o tarihi deneyde ilk kez bu işlemde kullanılan lazerlerin enerjisinden daha fazla enerji açığa çıktı. 2 verildi, 3 alındı. 1,5 katlık bir kazanım demek bu. Deneyin enerji üretim kısmı ise çok çok daha kısa bir sürede gerçekleşti. Işığın 3 santimetre yol kat edebileceği kadar kısa bir sürede. Peki bu deneyde bu kadar kısa bir sürede ortaya çıkan bu kadarlık enerjiyle ne yapılabilir? Bunlardan 15-20 tanesi ısıtılabilir. Yani hiç pratik değil şu anda. Zaten bu laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bir deney sadece. Çıkan enerjiyi korumak ve kullanmak için düzenlenmemiş. Ayrıca özellikle geçen hafta ABD'de bunun resmi duyurusu canlı yayınla yapılırken pek üzerinde durulmadı ama ben o yayın sonrasında düzenlenen paneli de takip ettim. Ve merak ettiğim çok bence önemli bir sorunun cevabını orada cümle arasında yakaladım. O lazer için kullanılan toplam enerji ne kadar? Aklımdaki soru buydu. Ve cevabı da yaklaşık 400 megajülmüş. Yani evet, 2 koyup 3 kazanıldı. İşin füzyon kısmında verimlilik sağlandı ama lazer kısmında 400 koyup 2 alınabilmiş. Şimdi bir de oradaki verimlilik problemini çözmek gerekiyor. Dolayısıyla şimdi konuya bir de bu tarafından biraz daha böyle serin kanlı bir şekilde bakıp değerlendirecek olursak, 3 futbol sahası büyüklüğündeki bir tesiste milyarlarca dolar harcanarak geliştirilen dünyanın en gelişmiş lazerleriyle ışığın 3 santimetre yol kat edebileceği kadar kısa bir süre boyunca enerji üretildi. Onunla da 15-20 kettle su kaynatabiliyoruz ancak. Peki bunun neresi başarı? Bu bilimsel bir başarı arkadaşlar. Hem de insanlığın ve gezegenin kaderini belirleyecek ölçüde önemli bir adım. Güneşin enerji üretim şeklini yeryüzünde de tekrarlayabileceğimiz artık bilimsel olarak kanıtlanmış oldu. Bundan sonra bunun pratiğe geçirilmesi gerekiyor. Bilimin sonuçlarını teknolojiye uyarlamak. Bilim insanlarının çalışmalarını mühendislik uygulamalarına dönüştürmek. Bunun için de zamana ve İnsan kaynağına ihtiyaç var. Bilmem anlatabildim mi sevgili genç arkadaşlar. Ne kadar zaman derseniz vaktimiz var. Temkinli konuşan uzmanlar daha 10 yıllar sürer diyor. Daha şimdiden kurulmaya başlayan bazı özel girişimlerse ya birkaç yıl sonra o iş tamam diyerek biraz daha böyle hareketli konuşuyorlar. Tabii bir yandan da potansiyel yatırımcılarına göz kırparak. İşte bu iki uç görüşün ortalamasını alırsak 2030'lu ya da 2040'lı yıllarda ilk füzyon reaktörlerinin aydınlattığı kent haberlerini duymaya, okumaya başlayabiliriz sanıyorum. Dönüm noktası olarak kabul edilen bu son deneyde kullanılan o lazerler öylesine güçlü ki günde sadece bir kez çalıştırabiliyorlarmış. Inertial Confinement Fusion, kısaca ICF denilen bu yöntemle sürdürülebilir enerji üretebilmek için günde bir değil, saniyede birkaç kez ateşleme yapılması gerekiyor. Ve bunu resmi bir kaynaktan doğrulayamadım ama her bir ateşlemenin de yaklaşık 60 bin dolar civarında bir maliyeti olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu sistemin sağlıklı olarak işleyebilmesi için her şeyi yeniden tasarlamak gerekecek. Bu arada füzyon enerji sadece Amerikalıların kullandığı bu yöntemle elde edilmiyor.
Çin'in yapay güneşinden bahsetmiştim ya hani. Orada, Güney Kore'de, Rusya'da, Avrupa'da, İngiltere'de bu iş için tokamak reaktörleri kullanılıyor. Bu yönteme de Magnetic Confinement Fusion, kısaca MCF deniyor. Çünkü devasa mıknatıslar kullanıyorlar o yöntemde. Gel gör ki orada da mıknatıslar için çok büyük miktarlarda enerji harcamak gerekiyor. Yani bir tarafta bu yöntemde lazerlere, diğer tarafta mıknatıslara. Yani o topu tepenin zirvesine çıkarmak her iki yöntemle de kolay değil. Ama o zirve çok önemli. Çünkü o Kaf Dağı'nın ardında neredeyse sınırsız ve tertemiz bir enerji olasılığı var. Verimli bir şekilde çalışarak enerji üretecek nükleer füzyon reaktörleri için daha 10 yıllarca çalışacağız belki ama bunun sonuçları gezegenimizdeki yaşamın daha sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacak. Bu gezegenin en büyük problemi olan küresel iklim değişikliği konusunda en önemli çözüm yollarından biri olacak. Ve tabii ki şunu da unutmamak lazım. Bunun teknolojik uygulamalarını gerçekleştirenler geleceğin en büyük gücünü de kontrol edecekler. Yeryüzündeki minyatür güneşlerin gücüne sahip olacaklar.